Herkese merhabalar değerli dostlarım. Bugün sizlerle her zamankinden farklı bir video içeriğiyle karşınızdayım. Biliyorsunuz ki normalde bitkisel, fit ve tamamen vegan tarifleri sizlerle paylaşmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Bugün ise sizlere piyasada satılan Trakya çiftliğinin 4 farklı peynir çeşidini tanıtacağım. İşte lezzeti nasıldır, kıvamı nasıldır, fiyatı nasıldır, nereden alabilirsiniz vesaire gibi özelliklerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Ve bundan sonra elimden geldiğince ara ara piyasadaki işinize yarayabilecek, alabileceğiniz tarzda, tüketebileceğiniz tarzdaki vegan ürünleri ve sağlıklı bulduğum ürünleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Normalde ben her şeyimi hemen evde yapıyorum ama bazen böyle dışarıdan aldığım şeyler de oluyor, beğendiğim, kullandığım ürünler de oluyor. Bu ürünlerin sizlerin de işinize yarayabileceğini düşündüğüm için artık sizlerle böyle bir içerik ara ara paylaşmayı düşünüyorum. Bilginiz olsun. Şimdi yavaş yavaş videomuzun içeriğine geçelim isterseniz. Evet dostlarım, şimdi burada Trakya çiftliğinin 4 farklı sürülebilir kıvamda peyniri var. Vegan, otlu, Roquefort tadında, parmesan tadında, özellikle bunu çok merak ediyorum. Ve vegan sade. Şimdi öncelikle bu peynirlerin tanesi ne kadar diye soracak olursanız, tanesi 13 TL. Gramajını da hemen göstereyim size. Evet, gramajı da gördüğünüz gibi 200 gram, glutensiz. Laktoz free diyor burada, laktozsuz zaten. O yüzden glutene karşı alerjisi olanlar da rahatlıkla bu peynirleri tüketebilirler. Bu peynirlerin besin değerlerine bakacak olursak, şöyle sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle iyice yaklaştırayım. Sanırım bu şekilde net olarak gözüküyor. Dördünün de besin değerleri aynı bu arada, bilginiz olsun. Şimdi gelelim peynirlerin tadı, kıvamı, lezzeti nasıldır ona bir bakalım. Öncelikle vegan otluya bir bakalım. Şöyle açtığımız zaman, ben ambalajlarını açtım bu arada. Üzerlerinde ambalajları vardı. Vegan otluyu açtığımız zaman, bu arada hiçbir şeyle oynamadım kesinlikle. Direkt böyle bir şey çıkıyor karşımıza. Hani daha önce hiç kenarını temizlemedim, hiçbir şey yapmadım. Böyle bir peynir karşımıza çıkıyor. Şöyle göstereyim iyice. Evet, bunun hemen bir tadına bir bakalım nasılmış. Evet, şöyle bir küçük bir ekmeğe sürdüm. Arkadaşlar bu fena değil, güzel. Ne çok tuzlu, ne az tuzlu, kıvamı güzel. O içerisindeki otların tadı da hafiften geliyor. Güzel bir peynir. Bu değerlendirilebilir. Evet, bunu kenara alalım. Bu arada bunların tosta da deneyeceğim bunları. Tostunu da yapacağım. Orada da bir tadım testi olacak yine. Tosta nasıl oluyor? Şimdi sadeye bakalım. Evet, sadenin de kıvamını şöyle göstermek istiyorum. Özellikle böyle yapıyorum ki hani nasıl bir kıvamı var onu görmenizi istediğim için açıkçası. Evet, ondan da bu daha çok böyle kremsi, bildiğiniz hani normal el kremleri vardır ya, öyle bir kıvamı var dostlarım. Evet, bu da lezzetli, güzel bir peynir. Hoşunuza gideceğini düşünüyorum ama çok aşırı bir inanılmaz bir tat farkı yok, onu söyleyeyim. Yani vegan sade ile vegan otlu arasında inanılmaz bir tat farkı yok, lezzet farkı yok. Birbirine yakın lezzetler ama ikisi de güzel. Hangisi diye soracak olursanız sanırım vegan sadeyi tercih ederim. Evet, şimdi sırada parmesan var. En çok merak ettiğim bu aslında. Parmesan tadında. Hemen bir bakalım. Onun da yine kıvamını göstereyim size. Bu biraz daha böyle sana yağı vardır ya, hani sana yağı. Kıvam olarak daha çok o kıvamda. Sana yağı kıvamında. Hemen küçük bir parça ondan da bakalım. Evet, bakın mesela bu peynirde fark var. Yani diğerleri gibi değil. Hani parmesan tadını alıyorsunuz. Yenir mi? Yenir. Güzel bir peynir. Bir de bunu tosta değerlendireceğim. Bakalım nasıl oluyor. Ama simitle, böyle tam tavuklu güzel bir ekmekle ya da beyaz ekmekle nasıl seviyorsanız, ben beyaz ekmek pek yemediğim için, gerçekten kahvaltılarda güzel bir alternatif olabilir. Ve son olarak elimizde Roquefort tadında kaldı. Bunu çok merak ediyorum çünkü bilmiyorum Roquefort tadında nasıl oluyor peynir. Bir deneyeceğiz birlikte ama ben bunu açtığımda şoka uğradım. Çünkü böyle mavimsi bir rengi var. Yani dediğim gibi Roquefort peyniri nasıl olur, nedir ne değildir, Roquefort tadında nasıl olur daha önceden bilmediğim için bana bir garip geldi. Tadına da bir bakmak istiyorum şimdi sizinle birlikte. Evet, şöyle alalım biraz. Dostlarım, bu benim damak zevkime uygun bir şey değil, asla değil. Sanki böyle mentollü bir şey yiyormuşsunuz gibi bir hissiyat oluşturdu bende. Yani diş macunu yiyormuşsun gibi bir enteresan bir hissiyat uyandırdı. Bana uygun değil bu lezzet. Açık konuşmak gerekirse bunu yani yiyebileceğimi zannetmiyorum. Diğer bu 3 peyniri gayet güzel. Beğendim. En çok hangisini beğendim diye soracak olursanız vegan sade 1 numara, vegan parmesan tadında 2 numara, vegan otlu 3 numara. Evet, şimdi bu 3 peyniri tosta değerlendirelim. Bakalım tosta nasıl oluyor onu da bir görmek istiyorum.
Ama bu dördüncü peyniri hiç o kategoriye koymayacağım. Bu peyniri yiyemem. Tostun içerisinde de yiyemem, dışında da yiyemem. Çok enteresan bir tadı var. Bana da öyle gelmiş olabilir. Hani şey yapmak istemiyorum. Herkesin damak zevki farklıdır. Ama ben bu peyniri yiyemeyeceğim yani. Onu söyleyeyim. Şimdi tosta geçelim. Evet, ben peynirlerimizle şimdi küçük küçük böyle minik minik tostlar yaptım. Buradaki otlu olan, buradaki sade olan ve buradaki de parmesanlı olan. Tabii ki krem peynir oldukları için böyle içerisinde kalmadılar. Sürdüm ama şimdi lezzetlerine bakacağım. Nasıl olmuş? Nedir ne değildir? Hani her türlü özelliği size göstermek istiyorum ki aklınızda soru işareti kalmasın diye dostlarım. Evet, parmesan peynirli olan gerçekten çok lezzetli olmuş. Bu peyniri tuttum. Bu çok güzel arkadaşlar. Bunu kesinlikle tavsiye ediyorum. Şimdi otluya bir bakalım nasıl olmuş. Evet, otlu da fena değil. Bunun tadı çok baskın değil parmesan kadar. Parmesanın tadı daha baskın, daha yoğun geliyor. Ama bu da güzel olmuş. Tost da normalinden daha güzel olmuş. Onu söyleyeyim. Ve son olarak sadeye bakalım. Evet, sade kaybolup gitmiş adeta tostun arasında. Kaybolmuş. Eğer tost yapmak için almak istiyorsanız benim tavsiyem parmesan ya da otlu olandır. Ama birinci tercihim tost içinse parmesan tadında olandır kesinlikle. Bilginiz olsun. Evet, gelelim değerlendirme noktasında. Şimdi az önce tost testi yaptık. Tosta nasıl oluyor diye baktık. Benim için birinci sırada kesinlikle tost içinse parmesan, ikinci sırada otlu, üçüncü sırada sade, dördüncü sıradaysa Roquefort diyeceğim ama Roquefort sıralamada yok aslında. Çünkü bu peyniri ne normal olarak ne tosta asla ben damak zevkime uygun bulmadım ve bana uygun bir şey olmadığı için de onu sıralamaya hiç koymadım dostlarım. Bilginiz olsun. Normal olarak yiyecek olursanız da yani bir simitle ya da bir ekmekle, ekmeğe sürerek yiyecekseniz de eğer tost yapmadan normal bir şekilde sıralamam şu şekilde: birinci sade, ikinci parmesan, üçüncü otlu, dördüncü yine az önce bahsettiğim gibi sıralamada yok aslında ama Roquefort. Evet, sıralamam normal kullanımda ve tost olarak kullanımda bu şekilde dostlarım. Evet değerli arkadaşlarım, bugün sizler için elimden geldiğince Trakya Çiftliği'nin bu 4 farklı sürülebilir vegan peynirini değerlendirmeye çalıştım. Peynirler güzel, dediğim gibi yani özellikle sade ve parmesanını gerçekten beğendim. Otlu olan da fena değil ama alttaki gerçekten yok. Yani yok, kesinlikle benim damak zevkime uygun değil. Eğer tüketenler varsa bu peynirlerden herhangi bir tanesini yorumlara eklerseniz çok sevinirim. Sizlerin de yorumlarını çok merak ediyorum. Özellikle Roquefort'u tüketen varsa onunla alakalı yorumlarınızı çok merak ediyorum gerçekten. Bu arada peynirlerin fiyatına gelecek olursak, bu peynirlerin 200 gramı yani her bir kutusu 200 gram, fiyatları 13 TL. Bu peynirlere nereden ulaşabilirsiniz? Google'a yazdığınızda ya da herhangi bir arama motoruna yazdığınızda vegan sürülebilir peynir diye bu peynirler karşınıza çok kolay bir şekilde çıkacaktır. Bilginiz olsun dostlarım. Bu arada bu benim ilk ürün değerlendirme videomdu. İçeriği beğendiniz mi? İşinize yaradı mı? Sizler için faydalı oldu mu? Bununla alakalı yorumlarınızı gerçekten çok merak ediyorum. Böylelikle bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu kapatmadan önce kanalıma halen abone değilseniz abone butonuna basmayı lütfen unutmayın. Ve sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip ederseniz gerçekten çok sevinirim. Her zaman söylediğimiz gibi sağlıkla kalın, mutlu kalın. Koronayla mücadele ettiğimiz şu günlerde evde kalın. Hoşça kalın, bay bay.